Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Allah rızası için cep telefonunuzu sessiz değil, kapatın. Cep telefonu kapatın. Bu akşam bakayım ilginizi çekecek mi? Sevgili arkadaşlar, kardeşlerim benim, safsınız ama beni buraya gelmişsiniz, dinliyorsunuz. Ne işiniz var burada? Televizyonun karşısına geçeyim. Buraya ne geleceksin kardeşim? Git de ders şeyini dinle, maç var. Maç var mı? Bilmiyorum, oldu mu? Neye geliyorsun? Bak şimdi, o ki geldiniz. Gelmeyecektiniz. Madem geldiniz, gelmiş oldunuz. Şimdi, kitap okuyanlara, Bismillahirrahmanirrahim. İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Bu 232 sözlerde var. Bu ayet. 18. sözün sonunda. 3. nokta. Aynı ayet Lemalar 57'de var. 10. nüktede. İkisi de aynı ayet. İkisini de izah ediyor. Ama ikisi de baştan aşağıya kadar farklı. Abdullah ilgini çekmiş miydi? Benim de çekmemişti. Tamam. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de 233 sözlerde iki daire iki leva gözüküyor. 18. sözün sonunda. Bu mevzuyla alakalı. Hadi beraber bir okuyalım. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Meal icmalisi. Ayetinde icazlı bir icaz vardır. Apostrof olunca ne oluyor? En icaz, mucizelik. İcaz olunca söyleme, az sözle çok şey söylemek mucizeliği. İ'caz ise he? Aradaki fark ne Murat? İ'caz, icaz. Söz söyle. Birisi mucize. İ'caz, apostrofu olan mucize. İ'caz olunca az, evet, vecize gibi. Çok ilginç bir yerdir ama. Çok acayip hoşunuza gidecek bu ders. Benim çok hoşuma gidiyor. Kelamdan biraz bahsedeyim size. Kelam. O ki İ'caz. Şimdi İ'caz da İ'caz. Kelam. Kelamın İçerisine bir bakalım beraber. Şunu kapatayım, başka bir yer. Hemen kısaca ama çok lazım olacak. Bir kelamın lafzı. Konuştuğum kelime. Bak, lafz. O kelimenin cesedi değil, belki libasıdır. Bir daha söylüyorum. Bir kelimenin lafz. Oraya geçelim. Buraya geç, bu tarafa. O kelamın cesedi değil, belki libasıdır. Murat, neredeydi ruhunuza imanı giydiriniz? 20. söz müydü?
Bakın ruh var, elbise giydiriliyor. Kardeş tabii beraber ders çalışacağız. Aslında bu tedris, tedarrus, dershane. Beraber şey yapacağız bunu ya. Şeyde İbrahim Aleyhisselam mesele, ateş meselesi değil mi? O çok ilginç bir yerdir de. Ben size nerede söylüyor? Bazılar diyor ki sen kitaptan mı okuyorsun? Ha? Arkadaşlar İbrahim Aleyhisselam'ın selamen ha sayfa 261'de ruhunuza imanı giydiriniz. Elbise imandır. İman ruhun içinde değil, ruha giydirilendir. Bu iman vicdandır. Şey vicdanda yapılıyor. 5 tane malzemeyle yapılıyor. Tezgahı neydi? Hanife, Müslüman tezgahında yapılan, örülen Hanife, Müslüman hatırladınız mı? Hanife, Müslüman tezgahında cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi. İmam öyle bir şey. İmam vicdanda yapılır. Delil, burhan, ibret, fikret, usare, şiralardan yapılan bir bağdır. Bu da zemin vicdan, tezgah, hanife, müslüme. Kumaş, iman. Giyen, ruh. Şimdi kelam. Manaya ne giydiriyor? Kelama bakın. Ya usta, acayip ya. Bak, bir kelamın lafzı, o kelamın cesedi değil, libasıdır. Libas, kelam. Ve onun içindeki mana ise, bunun içindeki mana ise onun ruhu değil, belki bedenidir. Mahsus yapıyorum bu hareketleri, görseller var. Demek ki lafız gömlek gibidir. Yani ceset değildir, cesede sarılandır. O kelamın cesedi değil belki libasıdır. Ve onun içindeki manası ise onun ruhu değil belki bedenidir. Mana bu kelam. Bir de mana var. Mana da nedir? Bedendir. Beden mana, gömlek lafız. Bak dikkat edin içeriye giriyorum bak. İçeriye giriyorum. Fakat o kelamın ve sözün hayatı ise ancak mütekelimin niyetinden ve hissiyatından can alır. Ve onun niyet ve hissine göre hayatlanır. Gömlek, ceset, tamam mı? Ondan sonra hayat. Cesedin hayatı var, var ama ölmüş. Hayatı nedir? Mütekellimin, konuşanın o cesede ruhullah. İsa ruhullah. Kelime kelimullah. Kim? Musa. Safiullah Adem. Habibullah Muhammed Aleyhisselam. Şimdi aynı şey gidiyor. Hep aynı biliyor musun? Bütün böyle şeriat bakın. Demek ki gömlek, ceset, canlı mı? Evet, bunun canı da mütekellimin niyeti ve hissiyatından can alır. Yani o kelam sihirbaz gibi fil ukat. Kulaz bir Rabbin Nas'ta mıydı şey? Felek Rabbin Nas'ta. Yani bu ne mikrofon? İp düşün, düğüm at bu olur. İşte zındıklar diyor televizyonla ve radyoyla fil ukat ukdelere sihir yapıyorlar diyor Allah. Etkiliyorlar sizi diyor. 25. kare. Demek ki hayat niyet ve hissiyattır.
Ama kelamın ruhu ise ruha geç Abdullah. Hayattan ruha geç. Ancak mütekellimin tarafından içine nef edilen manadır. O zaman toparlıyorum. Bitti. Gömlek, ceset, hayat, ruh. Şimdi ne demektir? Gömlek, lafız. Ceset, mana. Hayat, mütekellimin konuşanın niyeti ve hissiyatı içine koyduğu. Ruhu ise mütekellimin içine öflediği. İsa ruhullah. Ben bir yapayım şimdi. Meyrem, kulak, zar bozulmadı hiçbirinizin. Ben öfledim. Zardan girdi. Meyrem döllendi. Dimağda 12 mertebe var. Aklın 12 mertebesi var. Bir mertebesi dimağdır. Külliyatta söylüyorum. Dimağda 706 mıydı sayfa? Dimağda 7 mertebedir. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Kulaktan öfledim. Zardan girdi. Zar bozulmadı. Meyrem döllendi. O mana o mana derken hissiyatımdan koyuyorum. Ruhumdan koyuyorum. Fikrimden koyuyorum. Latifemden koyuyorum. Hafi, ahfa. Ondan sonra vicdan. Her şeyimi koydum. Koyabildiğim kadar o pakete. Sana senin zarın bozulmadığı girdi, döllendi, ölü çorak topraklar neşeleme buldu. Mevlana der ki, İsa'nın diyor diriltti Allah'ın izniyle. Diriltti adamlar tekrar öldü mü diyor. Öldü. O zaman İsa niye diriltti diyor. Ey gafil! Ey çorak toprak, senin dirilmen için İsa gibi ruh lazım. Bende o nefes yok diyor. Keşke o adam ben olsam diyor Mevlana. Salih. Bakın ağızdan çıkıp ölü ruhlara iman hakikatini neşinema yapan lafızdır. Lafız sihri beyandır. Allah Resulü'nün lafzı 478 mi sözlerde insiba ve inikas vardı diyor. Kelamında içinde kendisi var olduğu için sahabe oldular. Maddede de öyle. Şimdi senin mesleğine gireceğim. Madde, hücre, bak içeri giriyorum aynı yerdeyim. Madde, hücre, atom, gir içeri, atom, elektron, nötron, kuark, kuantum, enerji, esir, Nur Muhammed'i, esma, aynı yerdesin. Ha bu mertebeler aynı yerde ama sureta, madde, atom. Yani ne demek istedim? Topraktan gor 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 dozer geldi. Toprağı çıkarttı, kamyona koydu. Doğru yüksek gerilim. Fırınlara verdi toprak. Topraktan çıkan. 1500 santigrat derece ver bakalım. Toprak, demir, demirler ayrışacak. 2000-2500 ısı ver. Bakırlar ayrılsın. 2800 ver. Elmaslar ayrılsın. Isıya göre topraktan maden ayrılıyordur. Tamam? Niyetlere göre o konuşanın kelama gücü kadar yüklemiş olduğu, mesela diyelim ki senin yüksek fırının kelam geliyor, kelamda bir sorun yok. Toprak aynı toprak. Sen kardeşim senin atölyende ne kadar ısı yapabiliyorsun toprağa? 1500. Sen bir o toprağın için altın dahi olsa sen demir alacaksın. Bu dersten demir alacaksın. Eğer sen 2500 derecede ısın varsa, hararet, hayat, bakır alacaksın kardeş. 3
3500'e çıktı mı altını almaya hakkın var kardeş. Aynı yer, aynı toprak sebep, onun içine koyan koymuş, alan alsın. Kelam bu. Ne yaptım şimdi, anladınız mı külliyatı? He Osman, şu kelama bak. Ama esas kelam dersine girmedik. Kızın icazda var kelam dersi. Buna girmezsen işini toparla. Şimdi icaz deyince icazdan girdik. Keşke muktedir olsam da bütün kelimelerimi külliyatla izah etsem. En büyük hedefim o. Aldığım manalardan söyleyeyim. Ayetinde icazlı icaz vardı. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiştir. Bunu söylemek için önceden söyledim. Bu cümlenin içinde hangi in kuntum tuhibbun Allah fettebiuni yuhibbukumullah ayetinin içine üç cümlenin içine çok cümleler derc edilmiştir. Biraz önce lafzı söyledim. Lafzın içinde ne kadar şey var. Sonra atomdan misal verdim. Sonra topraktan çıkan madenden misal verdim. Hatta maden mühendisi dedi ki, hocam dedi, 1500 santigrat derece verdin ama demir aldın ha, demir saf değil diyor. Daha acayip muamele etsen daha saflaşır. Daha saflaşır. Daha acayip hassas aletin varsa ocağın daha hassas mamı, daha acayip şeyler çıkar. Tek yok. Tek indiremezsin. Nerede indiriyorsun? Tek indirdiğin ama anda hidrojen atomu olur diyor. O da bütün kainatın kaynağı. Nur-u Muhammedi. Demek istiyor. Şöyle ki şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa imanınız. Benim kalemim sende varsa kardeşim bunu yaz. Der gibi Allah'a imanınız. Allah'ın koyduğu bir şey varsa sende elbette Allah'ı seveceksiniz. Koymuşsa. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ı seversiniz. Niye severiz ki? Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Metni okuyayım. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz. Ta ki Allah da sizi sevsin. Cümle can alıcı cümle burası. Allah'ı zaten siz Allah'ı seversiniz. Nasıl seversiniz? İlk önce sevgi bizden isteniyor. Bakın Allah'ı seversiniz, seversiniz, Allah da sizi sever. Öyle mi? Doğru anladım. Ama 24. sözde diyor ki, bu kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Allah'ın sevgisidir. Yani ben yokken ben severim. Hani var ya, Allah beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Nereye sorsun? Yok kim? Yoksun kim? Ha şimdi soruyor, vara geldin, iyi mi oldu kötü, kötü olduysa 15. kattan balıklama atla. Bak, Allah'ı seversiniz. Ta ki Allah da sizi sevsin. Peki Allah'ı seversem, Allah beni severse. İlk önce sevgi benden isteniyor. Oysa 24. sözde çatışıyor. 24. sözde diyor ki, bu kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Demek ki ben yokken beni sevmiş ve yaratmış. Yaratmış. O zaman benden önce bir sevgisi var ki beni yaratmış. Burada ise bununla çatışıyor. Arkadaşlar, ama bitireyim acele etmeyeyim. İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki insan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır.
Bak insan için en mühim âli maksat. İzah edeceğim külliyatla. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazar olmasın. Mazar olsa ne olur? Hani ben seni sevsem ne olur, sevmesem ne olur? Bu ayetin nasıyla gösteriyor ki o matlab-ı âlanın yolu, o matlab-ı âla Habibullah'a ittibadır. Habib. Allah Resulü'nü bu sıfatın öne çıkartmış. Habibullah. Bunu bugün bir arkadaşla mutalaa ettik de Habibullah ile Kelimullah sahibi Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam sormuş. Ya Rabbi Habibullah İbrahim Halilullah. İsa Ruhullah. Adem Safiullah. Musa Kelimullah. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Habibullah. Ya Rab diyor. Kelimullah ile diyor. Habibullah arasında ne fark var diyor. Çok ilginç. Benim hatırıma kaldığı kadar bir iki tanesini söyleyeyim size. Çok hoşuma gitti. Kelimullah sever, sevme tarafı. Habibullah ise ben seviyorum onu. Kelimullah bana gelmek istiyor, Habibullah ise Habib olana ben gitmek istiyorum. Sen diyor beni dost yapmak istiyorsun, ben ise Muhammed'i dost yapmak istiyorum. Bakın, Musa Aleyhisselam Allah'a dost yapmak istiyor. Allah da bu, ben dost seçtiğimdir. Yani görüyor musunuz? Bir, kul mahluk tarafından bakış yönü kelim. Biraz önce kelimeyi anlattım, içeriği. Bir, Allah canibindeki varlığa bakıştır. Onu ulema şey demiş, kainatın bir sebebi vücudu muhabbettirin, nur-u Muhammed'in zahir olması demektir o. Neyse, Habibullah'a ittibadır ve sünnet-i seniyesine iktidadır. Bak, Habibullah'a ittibadır, çok önemli kavramlar, öyle asıl imamı. Asıl imamı bana diyorlar ki sen ustada Mehdi değilsin. Kardeşim Mehdi diyerek niye düşürüyorsun makamını? Ustad Mehdi. Mehdi ustadın talebesidir. Mehdi Ali Resul'dur. Allah Resulü. Mehdi Ali Resulü bir gece de hazırla. Geç mektubata. Rüyamda Ağrı Dağı diyor. Arap Dağı diyor. İnfilak etti. Sonra ben ortaları kesiyorum. Vazifedar oldum anladım diyor. Nasıl diyecekti ki başka? Ustad Mehdi Ali Resul'dur. Mehdi talebesidir be adam. Talebesi ya. Mehdi Azam, Mehdi Ali Resul, İmam-ı Rabbani. Mehdi Aleyhisselam diyor kardeş. Peygamber'e yapılan vasfı koyuyor. Ben demedim ki Celaleddin Suyuti de Aleyhisselam diyor. Ben araştırarak söyledim. Aleyhisselam diyen kim diyor. Ya hangi ulema demiş. Sonra böyle patavat diye söylüyorsun. Sonra da yani delili nerede? Aleyhisselam peygamber'e deniyor. Celaleddin Suyuti. Aleyhisselam diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mehdi Ali Resul'e Aleyhisselam diyor. Bakın Habibullah'a ittibadır. İttiba. Kafanıza bir koyun bunu, ittiba. Habibullah ittiba. Sünnet-i seniye iktidadır. Muhakematı yazan kelamın nereyi ve neyi nasıl ifade ettiğinin ilmini yazan ve diyor zaman bu ittiba ile iktidayı tefrik edemeyecek kadar değildir. Bilerek koymuş, gireceğiz buna beraber şimdi. İki kelimeye gireceğiz zaten. İttiba ile iktida. Bu makamda üç nokta ispat edilse mezkur hakikat tamamıyla tezahür eder. Mesela metnimizi bitirdik. Sünnet-i seniye, Habibullah, iktida, ittiba.
tabirleri ben şimdi yerlerini açacağım. İlk önce bir mücmel edeceğim, sonra göstereceğim. Sünnet, seniye. İkisi farklıdır. Siyer-i Nebevi, siyer, hepsi yerinde kullanıyor. Sünnet demek, sünnetullah, adetullah, şeriat-ı fıtriye demektir. Okuyacağım burada. İki leva var diyor. 18. sözü çok sorarlar. Bak başta dedim ki, en küntüm tüldün Allah ayetini 18. sözü de koymuş, lemalara da koymuş. İki izah apayrı, hiç alakası yok. Bakın görürsünüz. İkisi de aynı ayet. Şimdi ben size icmal edeceğim ve yerlerini okuyacağım. Sünnet, fıtrat demektir. Şeriatı fıtriye demektir. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu Nur Muhammed'den kainatı yarattı. Bu sünnettir. Adetullah'tır. Şeriatı fıtriyesi denilir. Evameli tekviniyenin vücud haricisi, illeti tamilisi. Onun bir numunesini insana koydu. İkinci. Fıtratın ikinci formatı. Allah Resulü diyor ki Kur'an'la insan ikiz kardeştir. 34. sayfada da Ustad Mahkemat'ı bunu anlatıyor. Bak kainatı yarattı, sünnetullah, adetullah, şeriat-ı fıtriye, tamam mı? Onun bir numunesini nereye koydu? İnsana koydu. İkinci. Ustad bunu diyor ki fıtratı A, B, C, Ç'den kalsın. A, B, C, Ç'de, D, L, M, N. Ne sonra geliyor? Nide, Lüleburgaz. Fıtrat-ı Selime, L, Lüleburgaz'ın L'si, kalsın, aslı fıtrat, yaratılış fıtratı, Selime. Fıtrat-ı Seniye, ikinci bir fıtrat, Nide'nin L'si, Seniye'de kalsın diye söylüyorum. Kendi ihtiyarımızla, onların tercihlerimizle oluşturduğumuz bir fıtrat. Sünnet-i Seniye demek, bir insanın doğasından çıkan davranış değildir. Hareket değildir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam erkektir. Ümmetinde kadın da vardır. Allah Resulü kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına lanet olsun dedi. Allah Resulü erkektir, kadın onu nasıl ittiba edecek? O zaman sünnet-i seniye Allah Resulü'nün doğasından, tabiatından, erkekliğinden, adamlığından çıkan hareketler, kabil ve sözler değildir. Şeriat-ı fıtriyenin nüminesini bir tamamiha şükrü örfi yolunda ifrat tefrite varmadan vasat noktada ortaya konulan bir fıtrattır. Bu 200 küsürde, 200 açmışım, açmayayım. Esma-i Hüsna'nın zahir olması diye söylüyor. O zaman kainatın nüminesi dışarıya çıksa, bir insanda uygulansa nasıl olur? Bunda olur. Bu. O zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı ikinci bir fıtratın fıtrat olarak gözüküyor. Yani fıtratın, kainatın, kainattaki nümineleri insana koymuş. O da şükrü örfide Allah dediği gibi kullandı. Ortaya çıkan modele sünnet-i seniye deniliyor. Dolayısıyla aynıdır bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Mirat-ı sünnetten fıtrat görünür daim. O zaman onun fıtratında gözüken doğasından değil, herkesin, her fıtratın tezahürüdür. Ben aynayım, herkes kendisini seyreder. Fıtrat-ı asli olduğu için, fıtrat-ı asliyede kadın erkeklik yoktur. Kadın erkeklik kürsten başlar. Kürsten yukarı kadın erkeklik yoktur. Cevherdir. Su ne kadındır ne erkektir. Güneş ne kadındır ne erkektir. Ha? Gibi. Dolayısıyla sünnet-i seniye bir insanın davranışı falan değil. Ya tamam öyle lügatta diyelim de, o ki derse geldiniz bu içeriği bilelim diye. Sünnet, adetullah, şeriat-ı fıtriye,
Onun bir numarası toparlıyorum. İnsana koymuş, daha dönmeyeceğim buna. Koymuş. Bunu inkişaf ettirsek nasıl bir modaya çıkar ya Rabbi? Aslı. Biz tabii yan pürü pürü gidiyoruz. Diyor ki, bu ben diyor bir zat model çıkarttım size Muhammed. Ya Rabbi bu kim? Bu diyor, bu Ali İmran suresi 102. ayette ey iman edenler biz buyur ya Rabbi Müslüman olarak ölünüz. Allah Allah. Ey iman edenler ya vellezine aminu. Ey iman edenler. Tamam benim. Ne istiyorsun ya Rabbi benden? Müslüman olarak ölmeni istiyorum. Mümin olarak sırf değil. Eylemci. Müslüman demek eylem. Şimdi ya Rabbi o fıtrat vardı ya fıtrat. Ona uymamı istiyorsun. Ha buna bak diyor. O fıtratı, asliyi bu insanda tezahür ediyor. Bu tezahür etmiş ikinci fıtrata, ikinci gözüken şu insana sünnet-i seniye denmiş. Şimdi bunu sözler, sözlerdeki in kuntum tuhibbunallaha fettebi'un yuhibbukumullah ayetinde atlayarak şimdi iki leva, iki daire görünüyor. Şimdi bu noktadan bakalım sözlerin bu şeyi ne kadar harika olacak. Burayı çok soruyorlar. Abi bu iki leva falan. Birincisi, bak bu izahı yaptıktan sonra bak. Gayet muhteşem, muntazam bir daire-i rububiyet. Ve gayet musenna gayet musenna sanatlı, süslü, murassa bir levha-i sanat. Rububiyet. Daire-i rububiyet. Birinci leva bu. İki, gayet münevver, diğer leva, gayet münevver, müzeher bir daire-i ubudiyet. Ve gayet vasi, cami bir levha-i tefekkür. Levha-i tefekkür. Ve istihsan ve teşekkür ve imandır. Ki, İkinci daire bütün kuvvetiyle birinci dairenin namına hareket eder. Gördünüz mü? Ona karşı mukabele. Bir misal buna ait bir teneffüs ettireyim size. Bir rüyamı anlatayım. Duymuştunuz ama bu makamda bir de duyun. Bu alemi gayetlerle meşgul olduğumuz zaman şeyhin zikri neyse fikri doğdur var ya fikri neyse zikri doğdur. Gece gündüz Zaffı Kadir abi bununla yatıp kalkıyoruz ya böyle. O zaman bir rüya gördüm. X bir zat geliyor diyor ki iki kişi. Postaneden sana bir emanet geldi. Ha, daire-i rububiyet aleminden postaneye sana gelen bir emanetin var. Gel al. Daire-i rububiyetten gelen emanetini postahaneden gel al. Tamam. Efendim? Evet, benim üstü. Ondan sonra ben de giyip dershanede kalktım masamdan. İkisi de böyle uzun. Bazen bakmaya doyamıyorum ne kadar lezzetli insanlar. Yani gidiyoruz. Ama bir tuhaftır ki yer yok. Yer yok yani yürüme yok. Böyle ama hiç de şaşırmıyorum tabii. Şimdi hareket ediyorum biliyorsun heyecan. Şimdi kalktım olsaydı tabii bu akıl. Demin başka bir akıl var. Ondan sonra bir yere gittik, bir tuhaf tuhaf yerlerden, dört tane yerden geçtik de orası lazım değil. Bu ikisi bir sesleniyor. Daire-i rububiyetten gelen emaneti gelen zatı getirdik, emanetini almaya getirdik dedi. Bunlar dedi ama öyle bir yankı yapıyor böyle. Oradan bir ses. Daire-i rububiyetten gelen emanetini almak için uluhiyet hakikatını ibraz et. Uluhiyet hakikatının bende gözüküp takdim etme şekli ubudiyet lefasıdır. Daire-i ubudiyettir. Bendeki ifadelenişi. Daire-i uluhiyetin bendeki karşılığı fıtrattır.
Daire-i rububiyet şeriat-ı fıtriyedir, aslı fıtrattır. Bendeki karşılığı daire-i uluhiyettir. Onun şeriat-ı fıtriyesine şükrü örfüye uyarak ifade ettiğim, sünnet-i seneye ne kadar uyduğumsa, ne kadar İslamiyet'e mazhar olmuşsam, yaşamışsam, o benim daire-i ubudiyetimdir. Daire-i uluhiyeti içindeki daire-i ubudiyetini izhar et. Ondan sonra al yani demek istediğim. Çok ilginç bununla alakalı. Demek ki sünnet-i seniye, sünnet ayrıdır, seniye ayrıdır. Ayrı yerlerde kullanıyor. Mesela ona ait bir yer okuyayım. Kaçtı? 92 miydi? Mektubat'tan. Burak kaçtı? 92 mi? Dur bakalım. Hemen sıkılınca Murat'a dayanıyorum. Ne yapayım? Ha. 96. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahval ve efsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Bu bak beşeri tarafı. Fakat o efsaf ve ahval-i galibi beşeriyetine bakar. Seniye, ikinci. Fıtratın ifadelenişi, çekirdeğin ağacı. Halbuki o zat-ı mübarekin şahsı manevisi ve mahiyeti kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olunan efsaf o bağla kamete uygun gelmiyor, o yüksek kıymete muvafık düşmüyor. O zaman yanlış gitmemek için her vakit mahiyeti beşeriyeti itibariyle işitilen efsaf-ı adiye içinde başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebe-i risalette durmuş nurani şahsiyet-i manevisine bakmak lazımdır. Yoksa ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer. Daire hayatına girmek yani. Şimdi bak ikisini ayırdığını başka bir yer göstermek istiyorum size. Sünnette seniye. Yani nerede dolaşıyoruz? Habibullah'a ittibadır. Sünnet-i seniyeye iktidadır. İkisi de farklıdır dağlar kadar. Habibullah'a Allah canibindeki bakışı. Yani Kelimullah. Ya Musa sen beni istiyorsun. Ben de onu istiyorum. Sen bana varmak istiyorsun. Ben de ona varmak istiyorum. Birisi kurbi, birisi akrebi. Şimdi bakın ne diyor burada. 56 lemalar. Bakarsınız. Bundan anladım ki sünnet-i seniyenin şua'ı bir iksirdir. Sünnet-i seniyenin şua. Şualar. Şua nedir manası? Işık başka? Nur. Arkadaşlar, sünnet-i seniye uymak bir adamın tabiatına uymak değildir. O aynedir. Onda gözüküyor. Ben ne yapacağım hangi yolda onu? Ama Allah dedi ki bak sana bir örnek çıkart. Ben ona uymam fıtrat-ı asliyeme uymamdır. Çünkü yerde işlenen halleri alem-i misalde temessüllerini görüyorum diyor usta. Yani burada yapılan ameller tak orada karşılık nedir? Ha o zaman sünnet-i seniye şua yani ışık, nur. Ona uyduğum zaman iksirdir. İksir çekirdekleri ne şünemalandırandır. Bak buna sünnet-i seniyedir diyor. Sünnet-i seniye iksirdir diyor. Bak burada durun. Hemen aşağı iniyorum. İşte böyle. Ha hem o sünnet nur isteyenlere kafidir. Hariçte nur arama ihtiyaç yoktur. İşte böyle hakikat ve şeriatın bir kahramanı olan bir zatın bu hükmünü gösteriyor ki sünnet-i seniye saadet-i dairenin temel taşıdır ve kemalatının madeni ve menbaadır. Demek ki iksirdir, ahiretteki hakikatının inşa malzemesidir, tuğlasıdır, çimentosu. Bak ne diyor? Sünnet-i seniye, virgül, saadet-i dairenin dünya ve ahiretteki huzurlu olmanın temel taşıdır. Temel taşı kendini inşa eden malzemedir.
temel taşıdır, kemalatının madenidir ve menbaadır. Sünnet-i seniye nurdur, şuadır, iksirdir diyor. Öyle bir basit bir şey değil. Şükrü örfünün hakikatıdır. Başka bir yere şey yapayım ben size. Demek ki ittiba demek sünnettir, şeriat-ı fıtriyedir, kainatın o hakikatıdır. Bu Habibullah tarafıdır. O kainatı nüminesini koydu. İkinci benimkisi. Kainat yaratıldıktan sonra ben ceseden geldim, ruhen geldim ama çekirdek bakımından aynı. O zaman kainatın bir nümunesi konulsa benimkisi ikincidir, o birinci. Ama bu tezahür noktasına, kaynak noktasına değil. Peki ben bunu, buradakiler nedir? İnkışaf ettirmem gerekiyor. İnkışaf ettirmenin metodu, yolu bir buna bak diyor Allah. Buna uyunca benimkisi fıtrat-ı asliye ile, şeriat-ı fıtriye ile aynen uyuşuyor. O zaman bu ikinci bir fıtratın birinci ile barışması, hak ile hak olması ve hakkaniyete mazhar olup Cenab-ı Hak denilen hak isme, mazhar eteme kavuşması demektir. Ki bunun adı da sünnet-i seniyye deniyor. Başka yerler okuyacağım. Demek ki ittiba şeriat-ı fıtriye, efendim ittida sünnet-i seniyye. Bütün sünnet-i seniyyesinde, ahval-i fitriyesinde ve ahkam-ı şeriyesinde hatt-ı istikamet ihtiyar edip zulüm ve zulümat olan İfrat ve tefritten, israf ve tebzirden iştinab etmiştir. Sünnet-i seniye eylemdir, tezahürdür. Bu iktidar, ittibaya. Bak sünnet-i seniye neymiş? İfrat ve tefritten azade hat istinab. O zaman bunun dışında, terbiyesinin dışında bir terbiye yoktur. Fıtratın dışıdır. Onun 23. sözde bir şey var böyle hatırlarsınız ama bir ince bir nokta var onu ifade etmek istiyorum. Hani bir Müslümanın sarayı lambalar var ya, bir de kafirin binası var. Bugünkü elektrik kanunuyla düşünürseniz çözemezsiniz. Onun diyor şarteli sökmüş şey yaparsa diyor kapanır. Kapanınca başka odada yanmaz ki, ben de bunu çözemiyordum. O diyor şarteli kaynağı Muhammed Hazreti. Ya şarteli kapatınca o da hangi oda olur ki yansın? Eskide elektrik öyle değildi. Mesela şimdikini söyleyeyim sonra eski söyleyeyim. Bir dairede en az 3 tane şey var, sigorta var. Bir giriş, ondan sonra 3 tane. Tuvalet ve banyo şohbenlere ait. O öteki tarafta, bir de bu tarafta. Böyle sigorta tak tak tak. Eskideki elektrik şöyleymiş. Yaşınız sizin pek müsait olmaz. Ben görmüştüm biraz. Çok zor. Her odaya bir kanal girerdi. Giriş vardı hepsine ayrı ayrı. Ondan sonra şartel koymuşlardı hepsine tek tek böyle. Sonra işte 2-3 tane iş yaptılar. Sonra şu anda eve bir tek giriş koymuşlar. Tek kanal. Şartel indice ev komple gidiyor. Böyle değildi eskide. Şimdi öyle düşünürse çözülmüyor tabii. Ha demek ki bazı odalarda yanıyor. Girişi kapatılmamış ya. Şimdi arkadaşlar, fıtrat yani fetret var ya, aslı şey üzerinde mesela çocuk. Çocuklar bulu çağına gelmeden ölürse cennete gider. Hayvanlar cennete gider. Cesedi toprak olur. Kerim ismi Allah yarattığı bir şey geri almaz. Varlığa çıkarttın sonra yok etmez. Cesedi, bizzat öyle diyor, ben de bu soruyu sormadan duramadım. O rüyada söyledim o zaten. Diyor ki bazı alimler, usta tavsiye ediyor. Boynuzlu keçi, boynuzsuz, yani hayvanlar haşir meydanında ikisi hakkını aldıktan sonra, öyle mi? Hadis bu. Toprak olacaklar diyor bu hadis. Zahirini anlamışlar, demişler ki
O hakkını alacaklar, toprak olacak. O ki toprak olacaktı bu da o da. Niye hakkını alsın ki? Ne yapacağım ki hakkı? He? Arkadaşlar, ben sen. Ver hakkımı, ver. Haklı mıyım? He. Hadi bak ikimiz toprak ol. Ben yaşarım. Kardeş, cesedi toprak olacak. Peki, soruyorum. Cennete giriş sebebi nedir? Ana sebep, imandır. Peki, ashab-ı keyfin kıtmiri cennete gidecek mi? Benim bildiğim gibi, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demedi. Ama cennete gidiyor. Hani iman vardı? Şeyin devesi vardı. Salih Aleyhisselam. Gitmeyecek mi? Peygamber öyle diyor. Kimin karıncası vardı bir de? İbrahim. He? Su taşıyordu. Evet. Ve hayvanlar gidecek. Ustad da üçüncü şuada değil mi? Münacatta anlatıyor. Hayvanlar cennete gidecek kardeş. Neleri? Hepsine ait bir libas verilecek. Açmak istemiyorum, uzun olur. Libas verilecek, tamam. Mesela kediye bir libas, nur ve nuran olacak. Bütün kedi ruhlar orada. Yani oradan temsil edecek. Kurbanlık hayvanlar olacak. Ha, kurbanlık hayvanlar. Aferin Hasan, bak. Çok güzel. Yani bir tane nümen olsa yeter. Bir tane söyle demiştim. Abi ama diyor, ustad bir yerde diyor. İnanman için on yerde mi demesi lazım? Şimdi gidecek mi kardeşim ashab-ı kefin kıtmeri? Cennete git, Hasan sen cehenneme git. Buna yakışır mı şimdi? Domuz cennete gidecek kardeş. Tasaffi edecek. Onun için bir hayvandan aşağı düşüyor diyor. Yani... Tabii cennete gidecek. Bak ashab-ı kefin köpeği kuruk sağlayacak. Doğru cennete. Hasan sen bu tarafa. Ona köpeğin arkası. Hayır hayır sen geç. Olmaz. Yakışmıyor bir şey söyleyeyim size. Hani bir peygamber vardı ya cennetinden çok bahsettin. Görmek istiyorum dedi. İsmi neydi o? İdris Aleyhisselam değil mi? Ya İdris çıkmaz. Söz ya Rabbi. Çıkacağım. Bak şimdi. Ulan çok hoşuma gidiyor. Adam bana. Allah da ne kadar mütevazi ya. Ben Allah. Ben. Demiyorum. Böyle Allah çerçevesi. Biliyor tabi Allah bilmiyor mu? Allah sorabilir mi ya? Sorabilen öncesi cahildir. Hani öyle diyorlar hocam diyor o ki kaderde vardı Allah biliyordu beni dünya niye getirdi? Allah bilmek için getirmedi ki kardeşim kim iddia etti onu? Sen bilesin diye getir. Şimdi ya İdris çıkmaz. Söz ya Rabbi. Söz mü ya İdris? Söz. Bir giriyor. Hadi İdris çık. Çıkmıyorum ya. Kandırdım. Hani söz? Kandırdım. Hayır kandırdım ya. Ya Rabbi sözüm sözdür. Benim sözüm iktidarımın içindeki hudutların kadardır. Senin merhametin benim sözümden daha büyüktür. Benim sözüm haddim kadardır. Haddimin sahası da hududum kadardır. Benim sözüm o kadar sahası. Senin rahmetin her tarafı. Onun için çıkmıyor. Peki. Allah Resulü girdi mi? Cennete girdi. Cehennemi gördü. Cehennemi girmedi aşağı. Miraç'ta. Çıktı mı? Çıktı. Hazreti Ömer'in makamını anlattı mı? Anlattı değil mi? Peygamber acayip yani. Oraya girince ötekisi deliyle öndü daha geldi. Haklı ama. Hakkını teslim etmek lazım. Sen İslam'da bir kelama dayanama değil. Ya. Şimdi arkadaşlar toparlıyorum. Cennete kıtmir gidiyor. İmanı yok. Var. İman, bak kalben, tasdik, lisane, ikrarla ayrı bir iman. Şeriat-ı fıtriye imandır. Emin olmaktır. Zaten biz ona uyuarsak, sünnet-i seniye ki, imanın hakikati bizde tezahür ediyor. Anladın ya, men yeşâ. Allah istediği kuluna, irade-i cüziyesinin sarfinden sonra, Allah istediği kuluna imanı koyar. Yani Allah istemese, yani Allah'ın istediği gibi olursan o nuru koyar. Bak arkadaşlar, yaratılan her şey fıtrat üzerinedir. Fıtrat, aslı fıtrat imandır, eminliktir.
hakikattir, haktır. Sonra biz o imana tanıklık ve şahitlik yapıyoruz. 15 yaşından sonra, yani bulacağından sonra çıkıyor bir hakikata, teklif alıyoruz. Bu teklif ikinci bir nasıl ki fıtrat, fıtrat-ı seniye, sünnet-i seniye deniliyor. Onun için hayvanların fıtrat-ı şeriat-ı fıtriyeleri var. Şeriat-ı fıtriye demek kainattır. Kainatın içinde cennet cehennem var zaten. Kainattan kasıt şu dünya değil. Alem-i şehadetten çık. Yedi kat sema. Çık. Kaf, nun. Çık. Lev-i mavi ispat. Çık. Ana krokisini çiziyorum. Kürs. Çık daha. Kürste şey var. Kadın, erkek, soğuktur, sıcaktır, beyazdır, sıcak şeydir. İman etti, etmedi. Tamam, burada onlar. Kürsten sonra daire hayat var. Çık oradan, daire ilim. Çık oraya, daha arş. Biraz da çık. Lef-i mahfuz. Lef-i mahfuz. Lef-i mahfuzla geç, arş-ı azam. Arş-ı azamla geç, kabuk karşısın. Bu komple kainattır, fıtrattır, şeriat-ı fıtriyedir. Bir tamamiha fıtrata konmuştur. Şuurundasın veya değilsin. Konmuş. Bozulmamış fıtrat bu kainatın aslığıdır. Cennet, cehennem de bunun içindedir. Cennet nerede biliyor musunuz? Kürsün üstünde, daire-i hayatın altında. Cennetten daha üstün daire-i hayat var, daha üstün daire-i ilim var, daha üstün lef-i mahfuz var, daha üstün aşazan var, daha üstün kab-ı kafsen var. Bazı arkadaşlar lugata bakıp, Sidret-i Muntaha, lugat manaya bakıp son mertebe diyor. Ustad diyor ki Sidret-i Muntaha, ta kab-ı kafsen diyor. Tası var onun. Sidret-i Muntaha, cennet ve cehennemin son hududu. Demek ki çocuklarda, hayvanlarda şeriat-ı fıtriye var. O fıtridir, fıtrattır, bozulmamış fıtrattır, aslına layıktır. Her şey aslına dönecektir. Aslına dönecektir. Şimdi arkadaşlar, şurayı okumak istiyorum beraber. Ha bu arada... Sormak istediğiniz varsa mevzuyla alakalı sorabilirsiniz. Ha, çok güzel bir yere geldi. Murat, yardım et ha. İş olsun diye söylemiyorum. Bak, okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vassama'a rafa'aha ve vada'al mizan ella tegafil mizan ve kıymul vazna bin kisti ve la tuhsirul mizan. Kaç tane mizan var? Dört nevi mizana işaret ediyor. Üç tane mizan var, bir tane vezin var. Vakimul vezn. Vakimul vezne bil kisti ve la tuhsirul mizan. Vezn. Vez, vezene. Vez, tartı. Dört tane mizan var Abdullah, iyi dinle. Şimdi ben hulasa etmek istiyorum. Fazla uzatmamak için mektubat 230'dan. Ve lemalar 89'dan dört tane mizan sayıyorum. Aslı fıtrat, şeriat-ı fıtriye, kainat, şeceri-i hilkat, hakikat-ı Muhammediye. Ne? O. Bu mizan. Bu bir. Onun bir nüminesi insana koymuş. Mizan. Tamam. Üç. İnsana konulanla aslı fıtrat arasındaki münasebet. Mesela cep telefonu yaptın ama baz istasyonunda yaptın. Arkadaş ama diyaloğu olması lazım. İrtibahı? Sim kartı. Kart. Birincisi kainat. İkincisi insanın fıtratı seniyesi ikinci nümenesi. Üç. Bununla onun da arası, dört, insan yaşarken, vezn, vakimul vezne, vezn, bu sendekiyle onun arasındaki münasebetin, eylem yaparken, yaşarken, içerken,
oturup kalkarken, uyurken, dünyada yaşarken bunların doğruluğu ne kadar doğru, doğru niçin doğrudur? 5 tane şart lazım. Sözlerde 406 mıydı? 406'da 5 tane şart lazım bir şey doğru olması için. Ha şimdi bunları yaşadım. Bak buna diyor. Bunlara uyuyor mu? Vez. Bak 4 tane fıtrat. Ben nasıl bakacağım ya? Bu eylemimin bununla ve kainatla örtüştüğünü nereden bileceğim? Ya Rabbi ben nereden bileceğim? Buna bak. O limandaki baba gibidir. Baba şu. Gemilerin bağlandığı nokta. Kimisinin gemi 10 metre halatla bağlı. Ama bu merkezde. Kimisi 50 metrede bağlı. Aynı. Kimisi 80 metrede bağlı. Ama herkes aynı daire etrafında dönüyor. İşte 4 tane mizan burada efendim eylemimizi sorgulama yeri. O zat. Aynidir bu alem. Her şey hak ile kaim. Sünnet-i seniyesinde Allah görünür daim. Muhammed insan ismi değildir demiştim. Bak başka bir yer. Bu manyak Hasan nelerden bahsediyor? Mustafa peki bahsediyor. Resulullah'tan önce yaşayan mı? Peygamberimiz Aleyhisselam çok güzel soru sordu değil mi bak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Adem cennette değilken ben peygamberdim. Tamam da görmemişler ama. Hiçbir şey görmüyor. Biz en azından biliyoruz. İzah edeceğim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kere onu yakalayın. Adem cennette değilken ben peygamberdim. Barla'da bütün peygamberlerin, peygamberlerin müminleri, yardımcılarıymış. Mesela üniversitede bir ders almak için, oraya gidebilmen için ilkokuldan hocadan geçmen lazım. İkinci sınıftan geçmen lazım. 3, 4, 5. Ortaokuldan hocadan geçmen lazım. Liseden geçeceksin. Üniversite gelince onu alacak. İşte o profesör gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün ondan önceki peygamberler onun ders halkasına getirebilecek kadar gelsin diye gayret gösteren insanlardır. Onlar peygamberimizin müminleri, yardımcıları. O kitaplarda peygamberimizi Kur'an'dan ahsedilmiş. 300 kaçtı? 25 mi 20'di? Barla'da anlatıyor. Şimdi başka bir şey okuyayım. İşte ey şeytanın desiselerine muhtele olan bir çare insan. Hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye, hayat-ı içtimaiyen selametini dilersen istiyorum. Din hayatımı, şahsi hayatımı, cemiyet hayatımı, aile hayatımı nizam olmasını istiyorum. İstiyor musun? İstiyorum. İstiyorum tabii. Ve siyahat-ı fikir istiyor musun? Doğru düşünmeyi. Hangi fikir doğrudur? Ben bazıları şunu merak ediyor. O 5 tane şart okur musun? Okuyayım. Okuyacağım ama bitireyim. Bu, bir daha okuyayım. Din hayatımın, şahsi hayatımın, içtimai ve aile hayatımın selametini istiyor. Tamam? Bu bir. Doğru düşünmeyi istiyorum. Doğru karar vermeyi istiyorum. Kalbimin doğru şeylerle çalışmasını istiyorum. İstiyor musun? İstiyor. İki nokta üst üste. O zaman sen muhkemat-ı Kur'ani mizanlarıyla, muhkemat-ı Kur'aniye, Kur'an'ın açık ifadelerinin ölçüleriyle ve sünnet-i seniyenin terazileriyle, sünnet-i seniye terazi diyor, amal ve hakikatını tart ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeye daima ehber yap. Elimizde bir metre, mezura, bu kantar. Buna ait bir kitap yazmış. Muhkemat, muhakemat. Arkadaşlar konuşacağımızı, yaşayacağımızı şeyi, içimizde olanı dökeceğiz. Diyor ki, tartmadan, ölçmeden çıkarma, söyleme. İşte istiyorsan diyor, muhkemat-ı Kur'an-ı mizanları ile bu ittiba, sünnet-i seniye terazileyle iktida. İki tane ölçüyor. Hadi.
Başka bir şey yapayım size. Mektubat 230'da. 4. Rahman suresinde. Ha, lemalarda mı? Lemalarda doğru, kusura bakmayın. 309-310. Er-Rahman allama'l Kur'an halakal insane allamahu'l beyan. Durum hepten iyi değil. Bak şimdi, Mektubat 230. Lemalar 310. Allah Allah. Evet. Uzun olur. Burada kalıyor. Şimdi 96'da okuduk. 362 sözlerdeki. Ha, doğruluk ölçüsünü okuyayım size de ondan sonra keseyim. Kaç demiştik? 406 mı? Çok var da burada ama şey olur. Saatim de geldi. Özür dilemeye mecbur olmadan sözümü keseyim. Arkadaşlar, bir şeyin hak olabilmesi için 4-5 tane şart lazım. 1. Kur'an gösterdiği o hakaik ilahiyi, o hakaik emni beyandan sonra Kur'an söylemesi lazım. Yetmiyor. 2. Safa-i kalp lazım. Safa-i kalp. 3. Teskiye-i nefs. Teskiye-i nefs. 4. Ruhun terakkiyatından. Sonra aklın tekemülünden, sonra beşerin uklunu sadatte deyip alırmış. Fıtrata ancak böyle giriyor. Beraber yapalım mı bir daha? Kur'an söylemesi lazım. Tamam. Sonra beraber girelim. Bir kalp var bizde. Bir ruh var bizde. Kalp var. Ruh var. Nefis engellememesi lazım. Belirli yere kadar kırpılması lazım, ayağı kesilmesi lazım. Bir de akıl buna uygun olması lazım. Biraz yani her gelen derse pat diye anlamıyor. Anlayacağı kadar anlıyor. 5 tane. Beraber yapalım. Kur'an haricimiz. Akıl, kalp, ruh, serseri. Nefis. Serseri var, serseri. Serseri. Başı dönmüş. Ser. Serser. Başı dönen. Devamlı dönen. Deli kalp. Şimdi bir, Kur'an beyan edecek, safa-i kalp olacak, teskiye-i nefs olacak, ruh terakki edecek, akıl tekemül edecek. Yani, Risale-i Nur'a tabi olacaksın, Lazcası bu. Risale-i Nur'a ittiba edeceksin, asıl imamına ittiba edeceksin. Burada kesiyorum. Bir duyurum var. Duyurum da mühim. Ders burada bitti. Bu arada duyurumu yaparken aklınıza gelen mevzuyla alakalı soru varsa cevap vermeye çalışacağım. Duyurum şu. Sen bir konuşmanda çok geliyor. Artık bunu söylemek ihtiyacını duydum da onun için. Bir konuşmanda, Emirdağ var mı arkadaşlar? Ha var burada, tamam. Fethullah Hoca hakkında Mehdi diye böyle bir şey anladık. Kardeş, nasıl dinliyorsunuz dersi? Şimdi, dediğim şu, aynı şeyi tekrar ediyorum. Metin net olursa, şimdi Dedim derken aynı şeyi söylüyor. Nur camiasını hayal edin. Bütünü. Dar daire, geniş daire. Dostundan erkanına kadar. Hepsi Risale-i Nur'un dairesidir. Sen ister kabul et, ister etme. Sana bırakılmamış. Sen sevmeyebilirsin Ahmet'imi, beni beğenmeyebilirsin. Kardeşim beni Allah sevsin. Beni Allah kabul et diyorsa. Sen etsen ne olur? Bütün alem reddetse ne olur? Allah beni sevmedikten sonra bütün alem beni kabul etse ne olur? Ha, takvalıdır, taklalıdır. Düşer, kalkar. Ama Risale'nin okumadıkları halde, ben ondan bahsetmiyorum.
Sevse, ya bunlar iyi insanlardır. Mektubatta namaz şart koşuyor. Barla'da namaz şart koşmuyor bile dosta. Dost ya. Ha. Şimdi sevgili arkadaşlar, Nur camiasını hayal edin. Ben söyleyeyim, siz söyleyin. İki tabir kullanılıyor. Nur talebeleri, şakirt bir de kullanılıyor. Şakirti kim kullanıyor? Fethullah Hoca'nın grubundan başka şakirt kullanılmıyor. Varsa söyleyin bana. Hangi cemaat? Kurdoğlu, yazıcı kardeşler, okuyucular, hepimiz, hepsi Nur talebesi diyoruz. Öyle mi? Bu gerçek mi? Gerçek. Demesen de böyle. Tamam. Şimdi dediğim şu. Şu ağlarda 720'de zulümatı dağıtacak hocayla alakası yok. Bak, talebe. Zulümatı dağıtacak zatlar Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Talebeli olabilir değil. Ya ustad biraz ne dediğini dikkat etmemiştir. Tamam böyle. Öyle demiştir yani. Böyle. Biz o kadar bağlar mı? Hazreti Mehdi'nin talebeleri olabilir diyene şakir. Hayır. Bak. Emirdağ 2'de çok açık ifade tevile ihtiyaç yok. Tevil, sari ifade tevil edilecekse tevil edilmeyecek hiçbir şey yoktur. 53. sayfada ben bunu bilerek, ben senelerimi verdim ben bu hakikata anlamak için. Metin'e ustak bak ayrı diyor ki 53. 2. emirdağ. Nurlar mektepleri tam nurlandırmaya başladı. Mektep şakirtlerini, niye mektepteki talebeler demiyor? Mektep şakirtlerini medrese talebelerinden bilerek demiyor mu? Talebeyi nerede kullanıyor? Şakirdi nerede kullanıyor? He? Ayrı yerine. Bak, mektep şakirtlerini geniş dairede çalışan dost, kardeş, talebeler şakirt unvanı altındadır. Mehdi'ye yardım ediyorlar. Yani gençler Mehdi böyle 8 ayaklı, 10 ayaklı falan. Acı bir hılkat aramayın kardeş. Adetullah'tayız. Aynı senin benim gibi bir adamdır. Onun da bir cemaati var. Bak, ahir zaman Mehdi Ali Resulü da 2 ayaklı ustad. Ustad, o zat beni kullanıyor. Televizyonlarda kesiyor. O suçtur. Videomu kesenler, tamamını vermeyenler. Şöyle diyorum. Ustad, Mehdi Ali Resul'dur, Mehdi değildir. Mehdi Ustad'ın talebesidir diyorum, şunu ikisi yok. Bak diyor Hasan, Ustad'a Mehdi değildir diyor. Takozoviç, niye başını almıyorsun? Ustad, Mehdi Ali Resul'dur. Talebesidir. Ustad, Mehdi Ali Resul'dur, Mehdi Azam'dır. Asr-ı Mücedididir. Niye kızdırıyorsun beni, niye kesiyorsun kardeş? İslam ahlakına sığıyor mu bunu? Komple vereceksin, vereceksen. Öyle fotoğrafı ya. Geçen savcılığa gittim. Son bir elek altında dosyalar vardı. Pazartesi ya. Çağırdılar neyse X yere. Bilmem ne düşünce derneği yapmış kese kese. Savcı bey babu mu? Evet benim ama ben aynı şeyleri aynı yerde demedim. Nasıl dedi? Her zaman beyaz gömlek giyiyorum ya. Hepsini aynı kesmiş, kesmiş, koymuş, aynı adam aynı yerde demiş. La kardeşim, mimikleri görmüyor musun? Heyecanlı her derste fıtrı halim farklıdır. Baktılar iki sahende ikisi. Ha doğru dedi ya, ikisi de farklı. Mimik de farklı. Meğer uzun müddet böyle bir adama şey yapmak ayrı bir suç, şey veya ders arasında geçiyorsa ayrı bir şeymiş. Kardeş biz korktuğumuz yok. Ben dedim ama farklı yerlerde dedim. Aynı demem mi? Meğer o farklıymış. Bak, uzatmayayım. Mektep şakirtlerini medrese talibelerinden ziyade nurlara sahip ve naşir ve şakirt eyledi. Risale-i Nur. Bak, o zaman şakirt geniş dairede çalışan kardeşlerimiz. Talebe ise zaten kelimenin kök yapısı ilim tahsil eden. Yani bunu, bak görüyor musun aslanım?
Hoca Efendi'nin derslerinde böyle bir şey olur mu? Dershanede öyle bir şey olur mu? Biz nur talebesiyiz. Talebenin içinde şakirt de var. Ama şakirt talebe değil, şakirttir, geniş dairedir. Yani dar daire, nurun dar dairesi Risale-i esas alır. Risale-i program yapar. Hani dersin başında dedim ki, keşke bütün kelimelerimi külliyatla izah etsem. Böyle derste şey için söylemiyor, nefis cümleden etme. Ve hakikati izah etmek için vazife cümleden ağla. Böyle açıp da bir cümle okuduk da bir 10 dakika benim bazen yaptığım gibi yapmamak lazım. Ben yapıyorum. Cümleyi başka bir yerden getirip okuyacaksın veya hakimsen, ben yapıyorum onu da okuyanlar bilir bazen. Burada tevazu makamı yok. Ben mevzuya hakim olduğum için alıyorum o kelimeyi bir mana naklediyor. Çünkü gece gündüzün bu. Sen buna muktedir değilsen gidip açacaksın. Dolayısıyla şakirt zulümatı dağıtacak Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Usta böyle dedi. Ben de ustada sordum. Ustadım şakirtle talebe arasında ne fark var? Hasan diyor ikinci mürdaha bak. Ustadım baktım. Mektep şakirtlerini, benimle ne alakası var? Sen diyor medresedesin, medrese talebelerinden ziyade nurlara ne yapmış can siperhane? Şu anda böyle konuda uğraşan ben miyim? Ben manevi, ben çekirdeğin, bir ağacın çekirdeğine suyum, güneşim, havayım, suyumuz yani beraber. Ama ağacın dalı budağı var kardeş. Mehdiyet ceylanı tek bir şey değil. İman, hayat, şeriat, hayatın bir unsurları. Sen nereye atıyorsun? Adamlar Kemalizm onu eline gelse boğacak. Sen de bizden değil diyorsun. Nerede bu adamlar? Kemalizm diyor ki bizden değil. Bizim düşmanımız. Bunlar bu. Adam yani sen bir sene memleketine gitmesen kıyamet kopar. 10 seneden beri gelemiyor. Ne gelemiyor? Kardeşimiz kardeşim. Ustadımız demiyor mu? İmanı var o noktada kardeşimizdir. Sen kimsin ya ben kimim ki? Risale-i Nur'u methediyor. Tamam mı? Risale'nin şakirdidir kardeşim. Sen eski mezhepler gibi mühür eline fasık, gafil, bizden değil demediler mi? Bunu nasıl zikrediyorsun? Dediler kardeş. Bizden başka hariçliğe verenler diyor kafirdir demediler. Ne kadar duydum. İyi. Demek ki şakir geniş daire, izah ediyorum, geniş daire faaliyetleri yapanlara şakir bizzati merkezi korumak, merkezi faaliyetlerin ve saatin zemberiği olanlara medrese talebeleri. Tamam mı? Talebe. Ha bu talebe burada kalıyor medresede, üniversitede okuyor. Bu da talebe. Talebe ile şakirt arasında ölçü şu. Talebe Risale-i Nur esas yapar, siyasi dairenin en genişinde de olabilir. Şakirt ise alır. İstifade ettiği kadar alır ama esası Risale-i Nur yapmaz. Hakikaten bir şakir Risale-i Nur direkt ölçü yapmaz. Hoca Efendi'nin alır. Ama Risale-i Nur'dan da beslenir. Taraftardır. Sever. Evinde de bulunur. Ama bizatihi Risale-i Nur'un layıkalarının ölçü yapıp gitmez. Emirdağ'a göre hareket etmez. Kastamonu'ya göre hareket etmez. Yani layıkalar yoktur. İman esası denilen 4 kitap var. Onunla Hoca Efendi'nin direktifiyle hareket eder. Dolayısıyla bu geniş daire faaliyetlerine şakirt, usta talep ediyor. Mektep talebeleri diyor. Bunlar Mehdi ile, Mehdi Ali Resul değil. Ustadın talebesi olan Mehdi ile beraber hareket edecekler. Hareket. Ondan sonra zulümatı, yani Ergenekon'u, yani Süfyanet'in derin devletini bunlarla Cenab-ı Hakk'ın esbab alemini kullanacak. Bu kadar basit. Hoca Efendi ne alakası? Hoca Efendi ayağa kalkmaya zor, yani kılıçlı lazım. Mehdi kılıçlıdır. Mehdi Ali Resul çekirdek merkezdir usta. Usta Mehdi Ali Resul'dur. Nurculuk, Mehdiyettir. Malum zat Sufyan'dır. Rejimi Sufyaniyettir. Lenin komünisttir. Yani Deccal'dır. Komünizm Deccaliyettir. Büyük Deccal ise münafık bahsinden söylüyorum. Ben bilerek söylüyorum. Münafık bahsinde geçiyor. Kıyametin başına kopmasına vesile olacak, tahribat yapacaksa o büyük Deccal Kabe'yi yıkacak zattır.
O kuzeyden tekrar şimalden başlar diyor. Muhakematta 40 gün sene Hakimiyet İslamiye'den bahsediyor. Şu anda sıra Mehdi ve şakirtleri zulümatı dağıtacak. Ha bakın, talebenin içinde şakirt de var ama şakirtin için talebe yoktur. Talebe Risale-i Nur'u esas alır. Bununla hareket eder. Onları buradan besler. Ben şu anda anlattığım derslerle sünnet, seniye, ittiba, iktida, ittiba, ittiba ve iktida neymiş? Ha, o benim işim, ben anlatacağım. O da istifade edecek. Geniş tarzı öğretmendir, talebedir, şey yapacak, beraber. Taksimul amal sırrınca hareket edeceğiz. Değil o, Hristiyan'ın hakiki ruhanileriyle bile ihtilafi mevzuları medar bahsetmeyeceğiz. Eğer hamiyetin varsa senin, eğer İslam adına zerre kadar şuurun İttihad-ı İslam'ı istiyorsa, ustadığımızı misal ediyor ki, bir ormandan geçiyorsun, ayılar sana saldırdı. Ona mücadele edeceksin. Köpekler yardım. Olmaz, ben köpek yardımcı almam. Lan ben ne yapayım, izzetime yakışır mı ya? Latif. Yani ustad diyor ki, ne alakası var? Sopa kullanmam, balta kullanmam, köpek kullanmam. Ayı gelmiş ya. Usta da diyor, ben bir şey çöpü gömmek istiyordum diyor. Başkası daha bir şey çıkartmak istiyor. Hatırladın mı ben? Tık 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 yapıyoruz. Kardeş, muvazeneli olacağız, mahkemeli olacağız. Metren olacak, kantarın olacak. Kafayı şerifte konuşmayacağız. Yani tabirini külliyata götüreceğiz. Şakit mi? Sor külliyata. Talebe mi? Sor külliyata. Külliyata sor. Soru soran var mı? Eğer hoşunuza gitmedi, galis tabirler, uygun olmayan sözler şahsıma aittir. Affedin. Ama diğer naklettiğim şeyler istifade ettiğim ve gösterdiğim külliyata aittir. Tabii ki konuşmaların içinde bir sürü yalan da olacak. Öyle diyor, çok konuşmak yalansız. Çok gevezelik de böyle. Edebi mugayirsiz de olmuyor maalesef. Ama hakikati, meramımı anlatmak istedim. O zat Nur Şakirt'idir. Sübeyr Abi'ye de misafir, beni sarın ölçeyim. Ben bir başka bir hareket ama İslam'dan istifade edeyim. Ya ben, komünistler beni çağırıyor, gidip onlara seminer anlatıyorum. Ben. Düğüne gidiyorum anlatıyorum, cenazeye gidip anlatıyorum. Bana diyorlar ki, sen niye böyle şey okullara gidip anlatıyorsun? Lan, beni hangi yer çağırmadı? Ben, bana diyecekler ki, gel arkadaş mektubatı anlat. Ulan 100.000 minnet ederim ya. Çağırın, nasıl geliyor? وآخر دواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة والسلام عليكم